Merhaba, Aquarium Rehberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, son video belli bir süre için Nisan ayında yeniden inşallah videolar devam edecek. Hatta Nisan'ın kalmaz bile, belki Mart sonu bile olabilir. Ama bu konuda beni sıkıştırmazsanız sevinirim. Bir sürpriz daha var demiştim. Ha, bu arada hediye konusuna gelelim. Tek bir büyük hediye fikri vardı aklımda ama çok fazla talep geldi. 350'ye belki geçti. 350-400 arasında bir mesaj geldi Facebook'a. Şimdi 400 kişiden birine hediye verip diğerlerini bırakmak da olmaz. En azından bir 2-3 tane yapabilirim. Hediyelere bakacağım şimdi. Bir tane bu küçük dış filtreden verebilirim diyorum. Bir şelale, belki bir de pipo ama emin değilim. Belki 2, belki 3 hediye olacak. Onu hemen aradan çıkartayım. Şimdi gelelim bu videonun sürprizine. Bu videoda daha önceki haftada bahsettiğim sürpriz, akvaryumunuzun kanalda yayınlanmasını istiyorsanız ve akvaryumunuzun yorumlanmasını, hani nacizane benim fikrim, bir şey gibi değil, hani eleştiri anlamında değil ama gördüklerimi söyleyeceğim. Akvaryumunuzun düzgün çekilmiş bir resmini, hani profesyonel makineye gerek yok, cep telefonunuzla, ama mümkün olduğunca ışığını falan yakıp, yani en azından akvaryumun içini gösterecek şekilde düzgün bir fotoğrafını çekerseniz ve bunu bana mail atacaksınız. akvaryumrehberi@gmail.com. Zaten videonun açıklama kısmında her zaman duruyor. Bütün videolarımda görebilirsiniz. İletişim bilgileri altında akvaryumrehberi@gmail.com. Şimdi bu maile neler koyacaksınız? Düzgün bir fotoğraf, cep telefonunuzla çekilmiş düzgün bir fotoğraf. Akvaryumunuzun hacmi, bunu bilmiyorsanız 3 boyutunda yazabilirsiniz. Filtre, kaç watt ısıtıcı ve sizin isminiz, soy isminiz. Ve hangi canlılardan kaç tane var? Yani kısaca akvaryumunuzdan bahsedin. Bu bilgileri veren arkadaşlara videoda yer vereceğim ve hani nacizane yorumumu yapacağım. Bu arada yine geçen haftaki hediye olayına döneyim. Facebook sayfasını beğenip takip edin. Çünkü kazananları buradan ilan edeceğim demiştim. Ve kazananlara mesajı atmayacağım arkadaşlar. Her zamanki gibi bir bildirim. Hani Facebook'ta yazıyor ya, yani ne düşünüyorsun? Hani o anki durumunu bildirmen için buraya yazacağım. 1, 2, 3 isim yazacağım. Belki bunların yedekleri de olur. Bunu görmeniz lazım. Ne zaman sonuç açıklanacağı konusunda da 5000 abone olduğunda, belki hani o iş olarak yoğun olduğum döneme denk gelirse çok az daha sarkabilir, ama Mart sonu Nisan başı, bu aralarda kazananları açıklayacağım. Tabii kanal 5000 aboneye ulaşmışsa. Her neyse, dediğim gibi takip edip abone olmayı unutmayın. Şimdi sevdiğiniz kısma gelelim, biraz yorum okuyalım. Neler var? Yine ne hediye istediğini yorum olarak yazanlar var. Bu arkadaşlar videoyu anlamamış. Bitkisel yem nasıl oluyor diyorlar. Ben bitkisel yem kullanın dediğimde, bu pul yem olabilir, granül yem olabilir. Salatalık da bir bitkisel yemdir. Ama su kalitesini bozar. Siz bu yeşil renk, nasıl anlayacağım diyorsanız, veya üzerinde spirulina katkılı yem yazar. Bunlar bitkisel yemdir arkadaşlar ve bildik markalar almaya çalışın. İşte Tetra olur, JBL olur, Sera olur. Hani çok kaliteli markalar var. Bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Su piresi konusunda, su piresi üretimi videosu da vardı. Su piresi hakkında genel bilgi videosu da vardı. Su piresinin nasıl üretileceğini anlamayan arkadaşlar var. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Kimisi şey zannediyor. Bu konuda çok soru aldım. Suyu, sadece suyu veya akvaryum suyunu güneşe koyduğunuzda su piresi kendinden ürüyor zannediyorum bazı arkadaşlar. Yani öyle bir şey yok. Su piresi kültürü lazım. Yani kültür ne demek? Su piresi canlıları lazım ki yani güneş altında üresin. Güneşte işte suda yosunlar oluşuyor falan filan. Bunun sonucunda beslenerek ürüyorlar. Evet, Sayıkay ile ilgili video isteyen var. Sayıkay ile ilgili bilgi videosu çekmedim. Ama 4 tane kendi Sayıkay çiftimin ve yavrularının güzel bir videosunu çekmiştim. Aslında orada her şey var ama bir Sayıkay videosu da inşallah geleceğim.
Isıtıcımı nasıl açıp kapatabilirim diyor. Bu sadece ısıtıcılar. Isıtıcının herhangi bir düğmesi yok arkadaşlar. Fişe takıp çıkararak. Şunun altını çiziyorum. Bu çok yapılan bir hata. Ben de yaptım zamanında. Hatta bazen bilseniz bile dalgınlıkla bile yapabilirsiniz. Çok dikkat edin. Çok tehlikeli. Isıtıcı fişe takılıyken sudan çıkarmayın. Asla. Hatta fişe takılıyken elinizi suya bile sokmayın. Öyle söyleyeyim. Hani dışarı tutup dışarı çıkarmayı bırakın. Başka ne var? Şu balığım ne kadar zamanda büyür diye çok soru var. Bu benim cevaplayabileceğim bir soru değil. Su değişimine bağlı. Canlı yemle beslemenize bağlı. Ve balığın ırkına falan da bağlı. Yani çok çok farklı şeyler var. Evet, çekilişi ne zaman açıklanır diye soran biri var. Onu da başka bir arkadaş cevaplamış. Başka neler var? Çok uzun sorular sorup onu okumak istemiyorum. 60 litrelik akvaryumum var. 88 tane molly. 8 tane molly, 88 tane değil. Bir cüceva tuz, 2 melek. Of. 4 tane pembe zebra balığı almayı düşünüyorum. Uygun mudur? Değil. Çok çok kalabalık. Bir de melekler büyür. Mesela arkadaş da öyle demiş. O büyük meleklerden bahsetmiyorum demiş. Ama melekler büyüyecek. Hani yani arkadaşlar bu çok önemli bir nokta. Hani balığı akvaryumcuda gördüğünüz boyutta kalacak zannetmeyin. Mesela melekler çoğunlukla yerli üretimdir ve sizin benim gibi hobiciler üretir. Sonra bu kadar meleği ben ne yapacağım der. Hadi götürür akvaryumcuya verir. Bunun karşında yem falan alır. Ve orada gördüğünüz melekler küçük meleklerdir. Bunlar çok büyüyecek. Ve 60 litrede falan bakılması hani bir meleğin bile ciddi sıkıntı. Bir de melekler hani diskuslar gibi fizikleri gereği yüksek akvaryuma ihtiyaç duyuyorlar. O sizin akvaryumcudan aldığınız, pet shop'tan aldığınız akvaryumlarda yani sağlıklı büyüyemezler. O yüzden balık seçerken şeye çok dikkat edin. Büyüyeceği boy, hani maksimum boyu göz önüne alın. Ha, tabii ki yavru tankı öyle değil. 20 litrelik lepistesi yavru akvaryumu yaparsınız. Balıklarınız büyüdüğünde büyük akvaryum alırsanız ondan bahsetmiyorum. Ama tek akvaryumunuz varsa buna göre geleceği planlayarak balık seçimi yapmalısınız. Sıvı gübre, misket gübre kullanıyor musunuz? İkisini de kullanmıyorum. Orada da yazdığım gibi. Zamanında bir sıvı gübre almıştım. Kullanmadım, attım. Bu Seachem'di galiba. Aslında iyi bir marka ama kullanmamıştım. Şimdi misket gübre aldım. Bu yerli üretim. Winra marka galiba, Konya merkezliymiş. Onu aldım, onu kullanacağım ama bu biyotop akvaryumda sazların falan altına vermeyi düşünüyorum. Bakalım, olabilir. Hani çok zaruri değil ama kullanıp çok faydalanan, özellikle misket gübreden çok faydalanan arkadaşlar var. Sıvı gübreler çeşit çeşit. Demire ayrı, başka katkıları ayrı. Bunları potasyum var, birkaç çeşit var sıvı gübre. Evet, Tropeus'ları tek tür mü beslemek gerek? Evet arkadaşlar, Tropeus'u tek tür besleyin. Hani bitkisel beslenen bir canlı ama çok çok sertleşebilir. Hatta koloniye de çok dikkat edin. Mesela Tropeus 100 litrede olur mu falan diyenler var. Maalesef olmaz. Ne demiş arkadaş? Elyaf için elyaf yerine pamuk alsam olur mu? Olmaz. Şimdi hani pamuk başka bir şey için üretilmiş. Akvaryum elyafı başka bir şey amacıyla üretilmiş. Salınım yapar, bilmem ne olur, hiç gerek yok. Evet. Merhaba demiş arkadaş, cüceva toz doğum yaptı. 10 günlük yavrular var, ne zaman beslememiz gerekiyor? Bunu da cüceva toz üretim videosunun altında sormuş. Burada açıklamıştım galiba bunu ama. Arkadaşlar 2-3 güne cüceva toz yavrularının karınlarındaki şişlik, yani annenin anne karnından yumurtadan çıktıklarında o birkaç gün yetecek kadar yem 2-3 gün sonra biter. Azar azar, çok azar azar yem verebilirsiniz. Zaten anne babadan ayırmanıza gerek yok yavruları. Aslında ben mesela böyle belki 1 hafta 10 gün sonra, 20 gün sonra görüyordum bazı büyük bitkili akvaryumumda. Zaten orada diğer balık yemlerinden artanları yiyorlar. Bu balıklar için çok ekstra özel beslemeler yapmanıza gerek yok. Camdaki yosunu yiyorlar bilmem ne. Tabii ki protein ağırlıklı yemlere de ihtiyaçları var. Özellikle cüceva tozları yavruyken protein ağırlıklı beslenmelerini ihmal etmeyin.
Abi benim akvaryumda bir tane pipo filtre, iç filtre, hiç yem artı falan kalmıyor. Buna rağmen su senin suyun gibi değil. Akvaryumun ışığı sarı. Onunla bir ilgisi olabilir mi? Sevinirim. Arkadaşlar işte mesela temizliği şey zannediyorlar. Hani dipte balık dışkısı ve artık yem kalmayacak. Hayır, o fiziksel bir temizlik. Bakın her zaman söylüyorum, biyolojik filtreleme çok önemli. Biyolojik filtreleme de geniş filtre alanına sahip filtreler güzel yapabilir. Bunun için de küçük de olsa bir dış filtre alın akvaryumunuza. Sunsun. Hani sıradan bir iç filtre. Hani ortalama bir iç filtre fiyatına belki çok az daha pahalı. Hani 60 lira, 70 lira taş çatladı. Ama hani balıklarınızın hayatta kalmasını, suyunun sağlıklı olmasını sağlayacak bir malzeme. Bunu ihmal etmeyin yani. Dış filtre çok önemli. Dış filtre olmayacak akvaryumlarda da pipo filtre tercih edin. Yani çünkü bu iç filtreler çok akıntı yaratır ve akvaryumda yer kaplar falan filan. Bence direkt dış filtre, eğer 20 litrelik bir yavru akvaryumuysa tabii dış filtre olmaz. Buna da pipo filtre kullanın. Elma salyangozu bitkilere zarar verir mi? Yani bitkili akvaryum sahiplerinin çok tercih ettiği bir şey değil ama mesela elma salyangozu bildiğim kadarıyla bitkiyi değil de bitkinin çürüyen kısımlarını yiyor. Aslında bu da bitki için faydalı ama çok bilgi sahibi değilim. Hani bitkili akvaryumlarda çok detaylı bilgi sahibi değilim. Ben low-tech bitkili akvaryumlarımda hep kullanıyordum. Bazen ağırlığıyla tutunup kırabiliyor bitkiyi. Belki öyle bir dezavantajı olabilir. Yerinden sökebiliyor. Ama yani çok zarar verecek bir canlı değil. Kullanabilirsiniz. Tropeus bemba, vatoz ve çöpçü ile yaşayabilir mi? Yaşamaz. Arkadaşlar Tropeus'u tek bakın. Bu arkadaş Tropeus'u beslemek istiyor ama tek beslemek istemiyor. Evet, maalesef akvaryumda böyle bir şey var. Tropeus çok güzel bir canlı ama bence kesinlikle tek tur bakın. Merhaba. 1 metre akvaryum var. 200 litre, 5 yunus var. Yavru aldım. Bir erkek, iki dişi frontoza var. Of. 200 litrede mi bunlar? Erkek 18-20 civarı. Dişi 13. Oh, oy oy oy. O akvaryumda neler olur? Yani frontoz ile yunus birlikte bakılır mı ya? Olur mu? Hani çok bilgi sahibi değilim ama frontozayı da hep tek tür gördüm. Farklı canlılar. Yani böyle işlere hiç girmemek lazım. Evet, şimdi geçen şöyle bir soru gelmişti. Abi işte 200 litre akvaryumum var. 200 watt değil de 100 watt ısıtıcı alayım mı? Zaten bahar da geliyor gibi bir soru. Ama yani dediğim gibi geleceğe görerek alışveriş yapmak lazım. Hani bahar geliyor ama kış da gelecek. Hani sonsuza kadar baharda kalmayacağız. Her litre için 1 watt ısıtıcı. Ya bu kadar zor bir şey değil. Arkadaşlar hani fiyat artmıyor. Mesela 100 wattlık ısıtıcı 40 liraysa bunun hani 300 wattlık ısıtıcı bunu 3 ile çarpıp 120 lira olmuyor. Yani çok cüzi farklar var aralarında. 5 lira 10 lira. Hani 100 watt ile 200 watt arasında belki 10 lira 5 lira fark var. Bunlardan kaçınmayın. Ve hani 300 watt ısıtıcı daha fazla elektrik yakmaz. Hani bu ihtimali de aklınızdan çıkarın. Hani su hacminiz ne kadar büyükse haliyle o kadar ısıtıcı tüketir. Ve hatta 100 watt ısıtıcı büyük bir akvaryuma koyarsanız belli bir süre sonra belki de çok çalışmaktan bozulacaktır. Akvaryumunuzun hani belki de bir tık üstünde alın. 150 litre mi? 100 watt almayın, direkt 200 watt alın. Hani sizin hayrınız olur. Sump'la ilgili sorular var. Sump benim de yaptırmak istediğim bir dahaki akvaryumumda ama çok da bilgi sahibi olmadığım bir şey. Ama güzel bir çözüm. Hani bir kafa motoruyla işi bitiriyorsunuz arkadaşlar. Hani böyle 400-500 litrelik akvaryumlarda 1000 liralık dış filtreler gerekiyor. Bunu çok daha uygun. Belki samplı akvaryumu, mobilyalı samplı akvaryumu 1000 liraya yaptırırsınız ve bir tane kafa motoru, 40-50 liralık kafa motoruyla da işi bitirirsiniz. O yüzden samp çok önemli. Sampı göz ardı etmemek lazım. Öyle nem yapıyor, ses yapıyor diyenler de var. Hiç öyle bir hani işin ehline yaptırırsanız ve doğru şekilde kullanırsanız, buhar cam kullanırsanız falan üstünde çok yani çok iyi bir çözüm samp.
Başka neler var? İki süngerli olan pipo filtre nereden aldınız? Bu onu nereden aldın? Bunu nereden sorusu çok geliyor. Ben genelde Neon 1 ve Gitti Gidiyor orada bakıyorum. Bütün firmalar orada var zaten. Bu bilindik akvaryumcular. İstanbul, Ankara, İzmir. Bunlar arasında fiyat kıyaslaması yapıyorum. Hangisi işime geliyorsa. Bu arada kargoyu da göz ardı etmeyin. Kargo bazı ücretsiz kargo oluyor. O yüzden fiyat farkı oluyor. Bunu da kaçırmayın arkadaşlar. Hobiye yeni başlayacağım. Hangi balıkla başlayayım soruları. Doğru aslında. Ben hani Lipstes'le başlamayın. Onunla başlamayın. O bu litrede olmaz. Şu litre çok küçük. İç filtre mi koydun falan gibi şeyler söylüyoruz. Fanusla konulur balık. Geçen gün düşündüm hani en uygunu hangisi? Yeni başlayanlar için. Yani dayanıklı balıklar var. Canlı doğuran istiyorsanız mesela ya plati nispeten daha dayanıklıdır ve güzel bir canlıdır. Cüce vatoz alabilirsiniz ama kurulumda şeye çok dikkat edin. Bakteri kültürü. Ya bu çok önemli. Çok bu balıkların hayatta kalması için. Hani sorsalar en önemli iki nokta ne? Bir, bakteri kültürü oturmuş akvaryum. Bunu hazır bakteri kültürü alarak veya daha önceden kullanmış olduğunuz hala aktif olan hemen alıp takabileceğiniz bir bakteri süngeri. Mesela bir pipo filtre. Oradan alıp oraya dış filtre. Hemen çalışır bir akvaryumdan buna transfer edebileceğiniz bir dış filtre böyle sağlayabilirsiniz. İkincisi de balık karıştırmamak. Hastalık genelde iki farklı akvaryumdan balık karışınca oluyor ve karantina uygulamadığınızda oluyor. Ya bunlara dikkat etmek lazım. Bir arkadaş watt nedir? Her ısıtıcıda watt demiş videonun altına, ısıtıcı videosunun altına. Keşke buraya yazacağına Google'a yazsaydın. O zaman watt'ın ne olduğunu öğrenirdi. Abi Discus akvaryumda dip çekim programı nedir? Yani zeminde dışkı varsa aslında çok da hani elzem değil. Su değişimi daha önemli ama dipte bu her akvaryum için geçerli, Discus için de geçerli tabii ki. Dipte yenmemiş yem varsa ya da bu hani dana yüreği veriyoruz. Onlar varsa onları muhakkak yani bir an evvel çekmek lazım ama dışkı varsa hani dışkı o kadar da önemli değil. Su değişimi daha önemli bu aşamada. Tabii göz zevkini bozuyor falan. Orası ayrı cama cam akvaryum olduğundan bir de. Biolife'lar geliyor. Biolife benim beğendiğim bir filtre değil arkadaşlar. Hani o arkadaşlar da yerli üretici. Yani kötü bir şey söylemek istemem ama ben almıyorum, kullanmıyorum. İkinci el dış filtre alacağım. Güzelce temizleyip kendi akvaryuma takacağım. Bakteri farklılığı veya zararı olur mu? Yok arkadaşlar. Zaten hani bir alın dış filtreyi, contalarından falan su sızdırmadan emin olun. Çıkartın, güzelce yıkayın. Sonra biraz dışarıda kurusun. Zaten o hani o bakteriden bir şey kalmaz, pek bir şey kalmaz. Yani öyle bir hani bakteri çakışması, uyuşmazlığı olmaz. Güzel yorumlarınız için de teşekkür ederim. Evet, bir şey sormak istiyorum. Ben yurt dışında yaşıyorum. Senelerdir balık besliyorum. Her türü besledim. Nitrat, pH ilgilenmedim. Düzenli dip çekimi yaptım. Az balık kaybım oldu. 450 litre akvaryumum var. Zaten 450 litre kirletemezler ki. Diskus beslemek istiyorum. Bununla ilgili tecrübem yok. Besleyebilir miyim diye endişe ediyorum. Su değerini ayarlayabilir miyim bilmiyorum. Ayarlamayı bilmiyorum ama balık kaybım olmuyor. Ne yapsam ki? Yani benim diskus günlüğü videolarım zaten 4-5 tane oldu galiba. Bir de Ertuğrul abi 4 tane video yaptı. 8 video var bununla ilgili. Bu sorularınızı rahat rahat cevaplar. Diskus öyle. Ben mesela hiç su değeri falan ayarlamıyorum. Ben ısıtıcı 29-30'a ayarladım. Yani bu. Ne pH ölçümü yaptım, ne KH ölçümü yaptım. İletkenlik, hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Bu üretim aşamasında o da zaten 450 litrede üretim olmaz. Onu küçük bir 50-50-50 ideali 125 litrelik yani 3 boyutu da 50 olan bir akvaryumda yaparsınız. O da üretimi düşündüğünüzde onun için de pH falan testleri var. Ama diskus bakmak için, diskus büyütmek için su değerleriyle hiç uğraşmanıza gerek yok. Bilmenize de gerek yok. 46 litre bitkili akvaryum kuracağım. İthal led alacağım. Bu filtre yeterli olur mu? Sunsun'u sormuş. Olur. Oksijen. Oksijen konusunda da sorular var. Hava taşının suya sarkıp havalandırmasına, köpük çıkarmasına gerek yok.
su yüzeyinin hafif dalgalanması suyun oksijen alması için yeterlidir. Çöpçü balığı tek başına elma salyangozları ile bakılabilir mi? Yani elma salyangozları ile uyumlu ama sürü balığı, bu koridoraslar çöpçü dediği arkadaşım. Genel ismi de çöpçü diye geçiyor. 4, 6, 8, 10 bu gruplar halinde bakarsanız çok daha kendilerini iyi hissederler. Kum neden olduğundan daha pahalı demiş. Dere kumunu kastediyor galiba. Bir de bazı soruları anlamıyorum ben. Hani bir şeyler düşünüp soruyorlar ama açıklamıyorlar. 4 litrelik akvaryumda ne bakılır? 4 litrelik akvaryumu akvaryumdan şey olur, güzel yani güzel vazo olur. Vazo, yapay bitki koyabilirsiniz. Evet, finali yapalım. Uzattık. Bildiğiniz gibi bir ara veriyorum. Mart sonu ya da Nisan başı yeniden videolar devam edecek. Bunun için de dönüş videosunda da sizlerin olmasını istedim. Güzel uğraşıp isimlerinizi zikrederek dilim döndüğünce akvaryumlarınızı yorumlamaya çalışacağım. Sizden istediğim akvaryumrehberi@gmail.com adresine mail atmanız. Mailinizde neler olacak? Akvaryumunuzun bir veya birkaç tane düzgün çekilmiş fotoğrafı, akvaryum hacmi 30 litre, 40 litre. Mesela şunu yapanlar var. Bu yanlış bir deneyim. Mesela benim akvaryum 80 santimlik akvaryumda ne bakabilirim diyor. 80 santim bir şeyin açıklaması değil arkadaşlar. Yani önemli olan akvaryumda litredir. 3 boyutunu çarptığında kaç litre olduğunu bulursunuz. 80 litre, 100 litre her neyse. Filtreniz, ısıtıcınız, isminiz, soy isminiz. Yani tabii bilinmesini istiyorsanız, yani istemiyorsanız direkt yollayabilirsiniz. O zaman isimsiz derim size. Hangi canlılardan kaç tane bakıyorsunuz? Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Bir süre görüşemeyeceğiz. Fotoğraflarınızı göndermeyi unutmayın. İnşallah o da çok güzel bir video olacak. Akvaryum Rehberi'nin bir dahaki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala kanala abone değilseniz kırmızı butona basarak kanala abone olabilir ve yanındaki zil butonuna basarsanız da video yüklendiğinde cep telefonunuza anında uyarı gelir. Akvaryum Rehberi'ni Facebook ve Instagram hesaplarından da takip etmeyi unutmayın.